Bu bölümde Pekin'i uğurlayacağız Sayın Pekin'i. Ne yapmak lazım Sayın Pekin? Yani önce şunu söyleyeyim. Bir defa bakın Amerika yeni bir strateji uyguluyor. Türkiye stratejik bu konuyu stratejik olarak bakmak durumunda. Evet, siz KYP ile PKK'nın Kuzey Irak'ta yeni eylemlere geçeceğini söylemiştiniz. Orada kesildi. İsterseniz oradan devam edebilirsiniz. Evet, evet. Orada daha büyük eylemler yapacak ama asıl sorun şu. Bütün bu olaylar birbiriyle ilgili olaylar. Yani Hamas'la İsrail'in çatışması sonucunda İsrail'e güvenli bir alan, İsrail'in güvenliğini sağlamak için Suriye'de o garnizon devletinin kurulması gerekiyor. Garnizon devleti kurulduktan sonra oradan Irak'ın kuzeyindeki unsurlarla birleşmesi gerekiyor. Oradan da ta şeye kadar Azerbaycan'a kadar gitmesi gerekiyor. Böyle bir strateji var Amerikalıların. Evet. Şimdi bu olay Türkiye için bir beka tehdididir. Yani Türkiye'nin bekası yönelik bir tehdittir. Türkiye bunu tehdit olarak algılamalıdır. Önemli birinci öncelikli tehdit olarak algılamalıdır diye değerlendiriyorum. Yani bana göre birkaç şey var ama şunu söyleyebilirim. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptıklarını basit şeyler değil. Ve bizi Irak'ın kuzeyinde meşgul etmeleri bunun artan taarruzlar, artan eylemler bunun bir göstergesi. Orada meşgul edecekler ve sonuçta Suriye'de bir yer açık kurulacak. Zaten kurulma aşamasında Fransızlar bunun idari yapısını şu anda çalışıyorlar. Orada hallediyorlar işte diğerleriyle beraber. Amerikalılar da bu işin askeri yapısını halletmeye, merkez komutanı vasıtasıyla bunu halletmeye çalışıyorlar. Şimdi o zaman yapmamız gereken konu şu. Biz etrafımızda kavga edip, yani tek başına bunu atmamız mümkün değil. O zaman ne yapmamız lazım? Yani Suriye'yle işbirliği yapmanız lazım. Suriye'yle işbirliği yap. İran'la işbirliği yapmanız lazım. Ya da işte Irak'la işbirliği yapmanız lazım. Bunu yapmazsak, yani bölgede Amerika'nın hayati menfaatlerine dokunacak bir hamle iş oluşturamazsak bu işin arkasında kalırız. Peki ne yapmamız gerekiyor bununla ilgili? Amerika'nın bölgedeki en önemli menfaati ne? Bir, İsrail'in güvenliği. Demek İsrail'in güvenliğine karşı bir tehdit oluşturacağız bu konuyla ilgili. İki, ne var? Petrol bölgesi var ve Araplar var. Petrol bölgesine ve Araplara yönelik bir tehdit oluşturacağız. Ya da Arapları kendi tarafımıza alacağız. Yani bunlar yapılmadığı sürece, böyle bir şey yapılmadığı sürece bu yaptıklarımız tabii başarılı olur insanlar. Ama 50 yıl 60 yıl daha devam eder bu iş. Yani bitmez çünkü. Yani hesap şu, Amerikalıların, Batı'nın buraya yönelik finans dahil bütün ilgilerinin kesilmesi gerekiyor. Bu kesilmediği takdirde devam edecek. Biz de olaya şey olarak değil, terörle mücadele olarak değil, aslında bu olaya stratejik açıdan Türkiye için en önemli tehdit diye bakmamız lazım. Bana göre bugün bir şeye çalışıyordum üzerine işte. Türkiye'nin önünde 3-4 tane tehdit var. Bunlardan birincisi tabii afetler. Deprem. Yani birinci tehdit bana göre bu bir yapım. İkinci tehdit terör konusu. Terör de değil. İşte bu Amerika'nın bölgedeki kurulacak olan devletin konusu. Yani bunu ciddiye almamız gerekiyor. Kitabımı hazırlayacağız. Kırmızı kitap mı yeniden yazılacak? Başka bir şey mi olacak? Çok daha ciddi. Mesela erlerimizin bölgedeki askerlerin sayısı belli. Yani profesyonel askerlik oldu. Tim'e geçildi. Tim teşkilatında mevcutlar azaldı. 1/3 civarında falan azaldı. Mesela 6 ay askerlik yapanlar var. Önümüzdeki bir tehdit olduğu zaman o tankları, mekanize birlikleri bu 6 aylık askerlerle mi yapacağız? Yani şu anda terörle mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Profesyonellerle yapıyoruz. Peki diğerlerini nasıl yapacağız? Diğerleriyle ilgili bir şey hazırlanmış mıdır? Yeni bir seferberlik planı hazırlanmış mıdır? Mesela Rusya konusu yavaş yavaş Rusya dikilmeye başladı. Rusya'yı artık yanımızda bu kadar şey görmeyeceğiz. Bizim yanımızda görmeyeceğiz. Çünkü o hani bir tık şey derler ya, öyle bir tıkılan dedikleri gibi Rusya şimdi üstünlüğü belli. Batı bunu kabul etmiş durumda. Ve Rusya bundan sonra Türkiye'ye eskisi gibi yanaşmayacak. Yani Ukrayna konusunda Rusya oradaki kazanımlarını garantiledikten, bunu Avrupa'ya ve Amerika'ya kabul ettirdikten sonra Türkiye'ye olan bağımlılığı da azalacak diyorsunuz. Azalacak. Yani bunları hesaplamamız lazım. Hep böyle kalmayacaklar. Yani şimdi
Biz bütün bu değişiklikleri, bütün bu hususları stratejik olarak inceleyip ona göre karar vermeliyiz. Yoksa yani F-16'yı alsak... Bunu görüyor musunuz? Sayın Pekin, ben bunu sormak isterim. Burun işaretlerini evet. Görüyor musunuz? Yani bugün Milli Savunma Bakanı konuştu, Dışişleri Bakanı konuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Görüyoruz. Siz geleceğe dönük böyle bir stratejinin işaretlerini gördünüz mü açıklamalarda? Ben görmedim ama Rusya'yı öğrenmişler. Mesela Dışişleri Bakanı Rusya'nın bu işin arkasında olduğunu söyledi. Yani öyle söylüyor. Bu işin arkasında derken? Bu saldırı... Yani şeyin, PKK'nın arkasında olduğunu söyledi. PKK'yı desteklediğini söyledi. Dışişleri Bakanı. Ama oradaki destek Amerika ile aynı destek değil. Yani o Suriye'de özellikle bu Esad'la işbirliğine zorlayan Esad'la işbirliğine zorlayan bir yaklaşım. Yani o kadar farklı bir tutum içindeler ki. Yani Türkiye'ye karşı onu bakın, destekleyen yapan bir tavır içerisinde değil. Strateji çalışıyorsanız şimdi bu planı yaptıktan sonra bölgede mesela buradan Amerika'yı gönderdiniz diyelim. Bu sefer başınızda Rusya veya Çin patron kesilir. Ya da yani buna da iyi bakmak lazım. Yani bu dengeleri iyi tutturmak lazım. Bu konuda ne kadar çalışıyoruz bilmiyorum. Yani bu konuda bu stratejik değişiklik konusunda, stratejik planlama konusunda ya da Türkiye'nin jeopolitik değerini ortaya koyma konusunda çok etkili olacağımızı sanmıyorum. Bakın bu konuda yavaş yavaş mesela işte boğazların önemi vesaire falan bunlar da yavaş yavaş. Yani yarın bir gün Allah korusun Türkiye'de o tarafta bir deprem olduğu zaman yüz binlerce insan enkaz altına kaldığı zaman birileri gelip rahatlıkla kardeşim siz kontrol edemiyorsunuz ben Montreux Anlaşması'nı ben yürütürüm buraya kurarım komisyon kurayım yürütür çünkü bu uluslararası bir su diyebilir. Bunun hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığını değerlendiriyorum. Yani bütün bunları hesaplamamız lazım. Bunlar hesaplanmadan yapılacak bir müdahale. Şimdi hepimiz tabii canımız yandığı için işte şehitlerimizle ilgileniyoruz. PKK baskınıyla ilgileniyoruz. Öldürülen PKK'larla ilgili işte 78 PKK'lı öldü diyoruz. Ama iş bundan çok daha büyük. Çok daha farklı bakmamız lazım. Yani stratejik olarak bakmazsak bu işe bu iş böyle insan savaracı şununla bunda falan yapılacak bir iş değil. Tabii onların da faydası var. Ama asıl sorun siyasi akıl bu işi yönlendirmesi lazım. Evet. Ve Amerika'yı bölgeden gitmeye zorlayacak, giderken de bölgedeki dengeleri koruyacak bir düzen gerekiyor. Bunu işte Türkiye yapabilir, İran yapabilir.